Çok değerli bürokratları, komisyonumuzun çok değerli üyeleri, çok değerli milletvekillerimiz, sevgili Hazırun, öncelikle hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, geçen yılda bütçede aslında çok yapıcı eleştirilerimiz olmuştu ama aradan geçen bir yılda yapıcı eleştirilerimizin karşılığını maalesef göremedik. Birçok konuda sizinle diyaloğa geçmeye çalıştık, geçtik de. Ama görüyorum ki bu süreç içerisinde birçok beklentimize yanıt bulamadık. Yerel yönetimler vatandaşlarımıza en yakın hizmet kurumları. Ama üzülerek ifade ediyorum ki demokrasinin ana unsuru olan yerel yönetimlerin bu hizmet kapasitelerine en büyük zarar 19 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında verildi. Hiçbir dönemde merkezi yönetimler, yerel yönetimler üzerinde içinde bulunduğumuz dönem kadar vesayet, baskı uygulanmadı. Yerel yönetim yasaları yamalı bohçaya çevrildi, vatandaşların ihtiyacına cevap veremez hale getirildi. Çünkü iktidarınız bu yasalarla oynarken vatandaşın beklentileri ve ihtiyaçlarını değil, sadece kendi siyasi çıkarlarını düşünerek kararlar aldı. Gelinen aşamada durum şudur. Belediyelerin yetkileri parça parça ellerinden alınmıştır ve alınmaya da devam etmektedir. Yerel yönetimlerin öz gelirleri %55'lerden %40'lara kadar düşürülmüştür. Belediyeler merkezi yönetimin transfer bütçesine yani vesayetine mahkum hale getirilmiştir. Merkezi yönetimin aktarılan yetkileri yerel yönetimlerin üzerinde adeta kılıç gibi sallandırılmaktadır. İktidarın yerel yönetimlerle ilgili 19 yıllık beceriksizliğini sadece bir örnekle açıklamak isterim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002 seçim beyannamesinde şöyle denilmektedir. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve yetkilerini hizmette aksamaya yol açmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Bu vaatten 19 yıl sonra geçen yıl açıklanan 2021 Cumhurbaşkanlığı programında bakanlığınızın yapacağı işler arasında şunu söylüyorsunuz. Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin çakışan yetki ve sorumlulukları nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarını gidereceğiz. Yani şunu söylüyorsunuz. 19 yıl önce yetkiler çakışmayacak dedik ama beceremedik. Yetkiler çakıştı, aksamalar yaşandı. Biz bu sefer aksamaları gidereceğiz. İşin garip tarafı 2022 yıllık programında da aynı cümleleri kullanıyorsunuz. Sadece bu örnek bile bu iktidarın beceriksizliğini ortaya koymaktadır. 2021 ve 2022 Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında bakanlığımızın yerel yönetimlerle ilgili yapacağı işler bölümleri neresinden tutsanız elinizde kalıyor. 2021 programında verdiğiniz 6 vaadin tamamı noktasına virgülüne dokunmadan 2022 programına yapıştırılmış. 2021 programında belediyelerin yetkilerini açık bir şekilde tanımlamaya yönelik somut önerileri içeren bir rapor hazırlayacağız diyorsunuz. Aradan bir yıl geçiyor, 2022 programına bakıyoruz. Yine aynı cümlelerle rapor hazırlayacağız diyorsunuz. Değerli arkadaşlar, siz bu vatandaşın aklıyla alay mı ediyorsunuz? Bir vaadi o yıl içinde yapmayacaksınız, programa niye koyuyorsunuz o zaman? Bir yılda bir rapor dahi hazırlayamamak bakanlığın geldiği noktayı da gözler önüne sermektedir. Yine her seçim beyannamesinde ve yıllık programlarda yerel yönetimlerin öz gelirlerini artıracağını söylüyorsunuz. Kopyala yapıştır aynı ifadeyle koyuyorsunuz ama yaptığınız hiçbir şey yok. Açık söylüyorum, bu yıllık programların artık hiçbir güvenilirliği, hiçbir hükmü de kalmamıştır. Bu açık bir iş bilmezliktir ve bakanlığınız artık kopyala yapıştır bakanlığına dönmüştür. Ayrıca yine her yıllık programda yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin mevzuat düzenlemesi yapılacaktır diyorsunuz. Görev sizin bakanlığınıza verilmiş. Yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması ilişkin hangi çalışmaları yürütüyorsunuz? Yani bu konuyu defalarca da sorduk. Bu konuda bilgi verirseniz de seviniriz. Ancak eminiz ki hani bu konuda neler hazırlandı çok da belli değil. Çünkü Cumhurbaşkanlığından ayrı, yardımcısından ayrı, bakanlığınız ayrı, AK Parti Genel Merkezi ayrı ayrı raporlar hazırlandı. Sorduğumuzu da nereden bütünleşti ve rapor nerede tamamlandı belli değil. Tarım Orman Bakanı bile bu büyükşehir yasası tarıma zarar verdi, tadilat yapılmalı diyor.
Ama anlaşılıyor ki iktidar bu konuda ne yapacağını şaşırmış ve nasıl adım atacağını da bilmiyor. Belediyelerle ilgili samimi ve kapsamlı bir düzenleme hazırlanıyor ama meclise gelen neredeyse her teklifin içerisine belediyelerin elinden alınan parça parça düzenlemeler geliyor. Her torba yasada bakıyoruz, belediyelerin yetkileri teker teker ellerinden alınıyor. Bunun en son örneğini ise turizmi teşvik kanunu denilen bizim de Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığımız düzenlemede yaşadık. Artık bu sorunlu yaklaşıma bir son vermek gerekiyor. Eğer yerel yönetim yasaları yeniden ele alınacaksa, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi hedefleniyorsa bunun yolu belli. Yerel yönetimler devletin vatandaşa en yakın elidir. Bunu bütün siyasi partiler bir araya gelir. Sonuçta her siyasi partinin belediyesi var ve ortak uzlaşıyla, ortak akılla değerlendirilerek yapılır. Fakat vatandaşın derdi değil, tabii ki sarayın gücü artırılmak isteniyorsa bu yoluna da başvurulmaz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyelerin vatandaşa uzanan elinin güçlendirilmesinden yanayız. Eğer samimiyseniz bizim önerilerimiz hazır. Bunu tekrar yine size göndeririz ve bu konudaki önerilerimizi de iletiriz. Değerli arkadaşlar, belediyeleri bir bütün olarak görmeyen, kendinden emin olmayan, kendinden olmayan, belediyelere üzerinde baskı üstüne baskı kuran bir anlayışla karşı karşıyayız. Ülkemizi şaha kaldıran değil, maalesef partizanlıkta ve ayrımcılıkta şaha kan bir iktidarla muhatabız. Şimdi sadece Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu partizanlığa nasıl ortak olduğunu bir örnekle anlatmak isterim. Bilindiği gibi bakanlık yerel yönetimlere araç yardımı ve şartlı nakdi yardımda bulunabiliyor. Ben bu yardımla ilgili bilgileri 2 Kasım 2020'de Sayın Bakan'a bir soru önergesiyle sordum. 2019 yerel seçimleri sonrası hangi belediyelere araç verdiniz ve hangi belediyelere nakdi yardımda bulundunuz diye bilgi istedim. Bu yazıyla bu bilgiyi istedik. Sayın Bakanlık 40 gün sonra cevap verdi. Cevap şu şekilde değerli arkadaşlar. 973 cevapta burada belediye bütçe imkanları çerçevesinde yardım yapılmıştır. Biz hangi belediyelere kaç araç verdiniz diye soruyoruz. Ona yanıt verilmiyor. Sadece 973 belediyeye bütçe imkanları çerçevesinde yardım yapılmıştır deniyor. Bir de 2019 seçimlerinden bu yana belediyelere 432 milyon lira nakdi yardım yapılmış. Peki bu 432 milyon lira hangi belediyelere göndermiş diye de sorduk ama maalesef ona da cevap verilmedi. Biz de Sayın Bakan'dan yanıt alamayınca kendi araştırmalarımız sonucu bazı bilgilere ulaştık. Ve bakanlığın neden sorularımıza yanıt veremediğini de açık ve net bir şekilde de anlamış olduk. Değerli arkadaşlar, tablo şu. Bakanlığımız son 3 yılda 994 belediyeye 2628 araç yardımında bulunmuş. Bu araçların %97'si Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine gönderilmiş. Bu da yetmemiş, sanki saraydakilerin ihtiyacı varmış gibi 5 araç da saraya göndermiş. Bütün listesi burada, tek tek hangi belediyelere ne gönderilmiş burada belli değerli arkadaşlar. Ve ülke nüfusunun yarısından fazlasını yöneten tüm muhalefet belediyelerine ve bağımsız belediyelere ise sadece %3'lük bir yardım yapılmış. Yani şimdi sormak istiyorum. Yani bu hangi anlayışa, hangi adalet anlayışına, hangi kanuna sığar? Biz bunu kamuoyuna açıkladık. Sonrasında Sayın Bakan'a 10 Eylül 2021'de bir kez daha soru önergesi verdik. Sayın Bakan bu kez de 42 gün sonra yanıt verdi ve yine yardımlar bütçe imkanları çerçevesinde yapılıyor demekle yetinildi. Şimdi bir kez daha sormak istiyorum Sayın Bakan. Hala bunu niye açıklamıyorsunuz? Neden gizliyorsunuz? Sadece bu örnek bile sizin bu araç dağıtımınızda yaptığınız haksızlığı, adaletsizliği ve partizanlığı da net bir şekilde ortaya koyuyor ve kanıtlıyor. 432 milyonluk nakdi yardımların da hangi belediyelere verildiğini sorduk ve dediniz ki hani bu vatandaşın vergileriyle oluşan bu gizlilik kararı var.
bu konuda bu bilgileri veremiyoruz dediniz. Vatandaşın parasını hukuksuzca kullanıyorsunuz ama bunu maalesef açıklayamıyorsunuz. Bir de il bank meselesi var. Belediyelerin genel bütçeden aldığı gelirler il bank eliyle dağıtılıyor ve il bank ayrıca yerel yönetimlere kredi imkanı sağlıyor. Şimdi bizim belediyelerimiz il banka kredi için başvuruyor ama bu başvuruların önemli bir kısmına hep red veriyor. Üstelik bunlar gerçekten o şehir için çok önemli, o belediye için çok önemli. İl Bank Genel Müdürü 2021 yılında belediyelerin kentsel dönüşüm projeleri için 3 milyar lira kaynak ayrıldığını açıkladı. 2021'in sonuna geldik ama bu kaynaklarda bile adaletli bir dağıtılımın olmadığını gördük. Ve yine Sayın Bakan'a sorduk. Bu 3 milyar kimlere verildi diye ama bakanlıktan şu cevap geldi. Bankaya ait sırlar başkasına açıklanamaz. Yani anlaşılıyor ki bu 3 milyar kaynak da iktidar belediyelerine aktarıldı. Açıkça söylüyorum, biz tüm bu hukuksuzlukların da asla peşini bırakmayacağız. Evet, bir de Kanal İstanbul konusu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti programında belediye alanlarında düzenleme yapmadan önce belediyelere danışılması ilkemiz olacak diyorsunuz. Peki Sayın Bakan, bu ücube Kanal İstanbul projesinde ne diyeceğiz? Kime sordunuz? Bu projeyi yapmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediye'mize görüştünüz mü, danıştınız mı? Kanal İstanbul için imar planlarını hazırlayıp askıya çıkardınız. Bunun için belediyeden görüş aldık mı? Bırakın danışmayı, siz Kanal İstanbul'u eleştirdi diye Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma bile başlattınız. Sayın Bakan, siz çevreyi korumakla sorumlu bir bakansınız. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz Kanal İstanbul'un çevreye, doğaya zararları ile ilgili pek çok bilimsel çalışma yaptı. Bunların hiçbirini kayda almadınız. Sayısız bilim insanının bu konuda olumsuz görüşleri var. O görüşler solundu, ifade edildi ama hiçbirini dikkate almadınız. Buradan bir kez daha İstanbul'un bağrına hançer gibi saplanacak bu projenin iptal edilmesi çağrımızı yineliyoruz. İnşallah iktidara geldiğimizde bu projeyle alakalı tüm işlemleri iptal edeceğimizi de tekrar duyurmak istiyoruz. Yine hem 2021 hem de 2022 yıllık programlarında şunu söylüyorsunuz. İmar uygulamalarında katılımcı yaklaşımlar geliştireceğiz. Daha mürekkebi kurumadan Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ediyorsunuz. Adalarda imar planı yapma ve onaylama yetkisini İstanbul Büyükşehir Belediye'mizden alarak bakanlığınıza aktarıyorsunuz. Ve bunu yaparken belediyemizden ne görüş alıyor ne de en ufak bir bilgi veriyorsunuz. Bakın buranın altını çizmek isterim. Bu kararı İstanbul Büyükşehir Belediye'miz Adalar Nazım İmar Planı'nı hazırlayıp belediye meclisine sunduktan sonra bunu yapıyorsunuz. Adalar zaten sit alanı. Burada Adalar Belediye'mizin ve İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin aldığı pek çok karar zaten bakanlığınıza gidiyordu. Ama sizin yaptığınız bu düzenleme ile belediyelerin bu alandaki tüm yetkilerini almak, tüm yetkilerini kaybetmesini sağlamak. Şimdi başta da söylediğim gibi sormak istiyorum Sayın Bakan. Nerede kaldı sizin katılımcılık anlayışınız? Bir de bu işe bir kılıf bulmuşsunuz, müsilajla mücadele ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar, hepinize sormak istiyorum. Adalardaki imar planı yetkisinin müsilajla ne alakası var? Bu tamamen bir art niyetli bir uygulamadır. Halkın belediyelerimize verdiği yetkinin masa başında çalınmasının. Bu karar bir an önce geri çekilmelidir. Sayın Bakan'dan da bu konuda bir bilgilendirme beklediğimizi de ifade etmek isterim. Evet, başka bir konu belediyelerimizin uluslararası kredileriyle ilgili. Şu anda 4 büyükşehir belediyemizin 8,5 milyar lirayı bulan kredisi bir yıldır Cumhurbaşkanlığından onay bekliyor. Bakanlığın da içinde bulunduğu bir süreci anlatmak isterim. İzmir Büyükşehir Belediye'miz 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminin ardından Dünya Bankası'na afet sonrası acil destek kredisi için başvuru yaptı. Kredi alımı için yürütülen müzakerelere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İl Bank temsilcileri de katıldı. Dünya Bankası ile 340 milyon dolarlık kredi üzerine anlaşma sağlandı. Orta hasarlı
binaların dönüşüm için kullanılması hedeflenen kredi anlaşmasının tamamlanması için Cumhurbaşkanı'nın izni gerekiyor. Kredi talebine yaklaşık 8 aydır yanıt gelmedi. Sayın Bakan, bakanlığınızdan ve İl Bank'tan temsilciler de bu görüşmelerin içinde yer aldı. Bu kredinin onaylanmamasının gerekçesi ne? Depremzedelere yardım için kullanılacak bu kredinin verilmesi neden engelleniyor? Sayın Bakan, sizinle de yaptığımız geçen yıl görüşmelerde deprem sonrası ziyaretimizde her türlü desteği vereceğinizi, kentsel dönüşüm konularında da hiçbir ayrım yapmadan her türlü katkıyı vereceğinizi söylemiştiniz. Ama bu süreç içerisinde belediyelerimizin birçok diyaloğuna kurmasına rağmen, birçok konuda istişare etmesine rağmen, katkı istemesine rağmen gördük ki maalesef bu sözde yerine gelmedi. Bizim belediyelerimiz gene dışlandı. Evet, bu sene gerçekten doğal afetler her bölgede yaşandı. Yangınlar da canımızı yaktı. Seller, yangınlar, depremler gerçekten birçok vatandaşımız da hem canını hem malını kaybetti. Hep beraber çok üzüldük. Antalya ve Muğla illerimiz de başta olmak üzere pek çok ilimizi kapsayan orman yangınları oldu. Bu yangınlarda birçok insanımız da haliyle mağdur oldu. Evini kaybetti. İki ay önce yeni konutların da Sayın Bakan bir yıl içinde tamamlanacağı söylenmişti. Gittiniz vatandaştan da bu konularla ilgili protokol imzalattınız, belgeler imzalattınız. Bazı vatandaşlarımız verdi, bazı vatandaşlarımız vermedi. İmza veren korku içerisinde, ben şimdi ne olacak, ne yapacağım, kaç liraya imza attım, kaç taksit ödeyeceğim, nasıl olacak bilmiyor. Attırmadığınız imza, o belgelere imza atmayanlar, o protokollere imza atmayanlar ne olacağını bilmiyor, kaygı içerisinde. Vatandaş çözüm bekliyor ama siz sadece şu anda sayılar veriyorsunuz, rakamlar veriyorsunuz, belli iddialar ortaya koyuyorsunuz ama vatandaşın bundan hiçbir şekilde haberi yok. Çaresiz bir şekilde maalesef bekliyor. Yangın döneminde gelindi, 10 gün burada çakarlı arabalarla dolaşıldı. 10 günden sonra biz diyorlar artık burada maalesef hiçbir devlet yetkisini göremedik. Bize hiçbir şey açıklanmıyor, hiçbir şekilde sorulmuyor diyor. Yani vatandaş çözüm bekliyor ama siz bu konuda hala bir açıklama yapmadınız. Evet, ben de gittim, dolaştım. Bizzat birebir Manavgat'a da gittim, başka yerleri birebir dolaştım, vatandaşı da dinledim. Dinlediğim için söylüyorum. Dinlediğim için söylüyorum. Görüntüleri de var, vatandaşın konuşmaları da var. Toplantıdan sonra size izletirim. Son olarak sadece bazı belediyelerimizin bakanlıkta karşılaştığı proje engellerini de sormak istiyorum. Olmayın, ne korkuyorsunuz? Ne rahatsız oluyorsunuz ya? Bırakın konuşsun. Bırakın konuşsun. Bırakın konuşsun, ne olacak? Benim süremden gidiyor Sayın Başkan. Hayır, bak bir şeyle korkuyorsunuz ya. Sayın Bakanınız cevap verir Cora. Siz oturun, Sayın Bakan cevap verir. Avukatı mısın Cora ya? Dili yok mu bakanın? Bırak, ben Sayın Bakan'a sordum ya. O da az sonra cevap verir. Nasıl geldiğinde herkes kendi fikrini ifade eder. Evet Sayın Bakanım, bazı belediyelerimizin bakanlıkta karşılaştığı bazı proje engellerini de sormak istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediye'miz Şamlıdere Barajı üzerine güneş panelleri kurarak hem buharlaşmayı engellemek hem de enerji üretmek için proje hazırlıyor ancak bakanlığınız bu projeye izin vermiyor. Aydın Büyükşehir Belediye'mizin içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, atık su arıtma tesisi yapım projeleri için kredi başvuruları İl Bank'ta aylardır onayda bekliyor. Hatay Büyükşehir Belediye'mizin katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi projesi bakanlığınız tarafından çevresel etki değerlendirmesi sürecinde reddedildi. Ancak mahkeme belediyemizi haklı buldu. Mahkeme kararının üzerinden 6 ay geçti ama bu proje hala bakanlıkta bekletiliyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye'mizin ek hizmet binası için arsa tahsisi yine bakanlığınız tarafından reddediliyor. Ayıp ya. Ya ben sana sormadım, bakana soruyorum ya. Ben sana sormadım, bir dinle ya. Bir dinle ya, bakana soruyorum. O da cevap verir. Şey yok, bir şey o da cevap verir. Soru ya. Soruyor. Ben buraya soru sormaya geldim. Ben buraya soru her sormaya geldim. Her şeye karışıyor ya. Her şeye karışıyor ya. Siz de cevap verir bakan. Müsaade et bir sorayım.
Bekir Bey, bir saniye lütfen, bir saniye Seyit Bey. Ne dedin anlaşılmıyor be seni ya. Yapmaya başladınız. Böyle bir usulünüz yok. Rica ediyorum. Ya Bekir Bey bir hava olsun. Bir hava al Bekir Bey. Yarası var herhalde. İki oturum katılmama cezası. Evet, Eskişehir Büyükşehir Belediye'mizin Eskişehir Büyükşehir Belediye'mizin ek hizmet binası için arsa tahsisi talebi yine bakanlığınız tarafından reddediliyor. Mersin Büyükşehir Belediye'miz yeni bir hal yeri kurmak için arsa tahsisi istiyor. Bakanlığınızdan bir yıldır yanıt verilmiyor. İzmir Büyükşehir Belediye'mizin Urla'da vapur iskelesi kurma talebi tam 5 yıldır bakanlığınızda bekliyor. Ayrıca Konak'taki benzer bir talep de 2 yıldır bekliyor. Hiçbir yanıt verilmiyor. Sonuç olarak şunu söylemek isterim. Bir şehit adı değişince aslı değişmezmiş. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı maalesef siyasi iktidarın partizan politikalarının bir aracı hale getirilmiştir. Ve hiç kimse unutmasın ki bu dönemde uygulanan ayrımcı politikalar tarih boyunca da hatırlanacaktır. Bu yönetimde bu uygulamanın failleri olarak da hafızalara kazanacaktır. Ben 2022 bütçesinin, tabii ki burada Sayın Bakan belli iddiaları söyledi, biz de eleştirilerimizi getirdik. Tabii ki çoğunluk kabul edecek. Teşekkür ederim Sayın Başkanım, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, Plan Bütçe Komisyonu'nun değerli üyeleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan hayırlı olsun. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı isim değişikliği oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Umarım kağıt üstünde kalmaz isim değişikliği. Umarım bu konuda çalışmalar verimli olur. Yardımcılarımızdan Mehmet Emin Bey'in bu konuda ciddi çalışmalar yaptığını biliyoruz. Ben de kendisini takip ediyorum. Gayet de güzel çalışmalar yapıyor. Umarım kağıt üstünde kalmaz. Maalesef sizin döneminizde çevre konusunda ciddi sıkıntı yaşıyoruz Sayın Bakan. Şehircilik konusunda daha ağırlıklı bir bakanlık görevi yapıyor gibisiniz. Kaz Dağları, Ceylantepe, Rize, İkizdere, Türkiye'nin pek çok yerinde verilen maden ruhsatları, izinleri bunlar çevreyle doğrudan ilgili Sayın Bakan. Bunlara müdahale etmekte bilmiyorum belki iktidarın politikası açısından böyle davranıyorsunuzdur. Belki başka sebeplerden dolayı bilemiyorum ama birazcık müdahale konusunda zayıf kaldığınızı, eksik kaldığınızı söylemek boynumuzun borcudur diye düşünüyorum. Paris İklim Sözleşmesi onaylandı. Siz sabahki sunumunuzda buna ilişkin değerlendirmenizde dediniz ki 5 temel sebepten dolayı biz bunu taraf olmamıştık. İşte net taahhütlerin yer almaması, zaman çizelgelerinin net olmaması, hedefleri ölçmek için somut adım atılmaması, finansman konusundaki adaletsizlikler nedeniyle biz daha önce taraf olmamıştık. Ama bunlar gerçekleşti, taraf olduk dediniz. Bunun böyle olmadığını siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Bunun bahane olduğunu çok iyi biliyoruz. Ne zamanki Sayın Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve 3 milyar dolarlık fonla ilgili bilgi sahibi oldu. Türkiye'ye gelir gelmez hemen alelacele Paris İklim Sözleşmesi'nin onaylanması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Peki geldi, onaylandı, güzel oldu, iyi oldu. Ama Sayın Bakan, bu onaylandı da hala biz filtresiz santralleri çalıştırıyoruz. Avşener santralik santrali. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, millet mi, halk mı, rant mı, ben halktan yana olacağım dedi ve kapattı bir süre. Ben teşekkür ettim, çok güzel bir adımdı o. 6 aya kadar kapalı kaldı Avşener Termik Santrali. Daha sonra tekrar açıldı. Samimiyetle söylüyorum Sayın Bakan. Lütfen bir gün gelin, beraber gidelim gerekirse Avşener Termik. Yani kimseye bilgi vermeden bir gün gidin. Samimiyetle söylüyorum, kül yağıyor, zehir saçıyor. İnsanlar nefes alamıyorlar. Sıkıntılı bir bölge haline geldi Avşin Elbistan bölgesi. Ama filtresiz çalışmaya devam ediyor. Kömürden çıkışın tarihi verilmiyor, açıklanmıyor. Yine Maraş'ta Aksu çayı zehir akıyor Sayın Bakan. Size daha önce bir önerge vermiştim Sayın Bakanım. Siz demiştiniz ki hayır burası temiz akıyor. Ama tüm veriler, tüm tahliller hepsi gösteriyor ki Aksu çayı Kahramanmaraş'ta maalesef kirli akıyor. Çeşitli sanayi tesislerinin kimyasalları buraya bulaşıyor. Buraya akıtılıyor ve o nehir kirli bir şekilde maalesef akıyor. Orada yaşayan insanlar bundan olumsuz etkileniyorlar. Hem hava kirliliği hem suların kirliliği Kahramanmaraş'ta çok ciddi problem yaratıyor Sayın Bakan. Bunun dışında iklim kriziyle mücadele konusunda ben sizin samimi olduğunuzu düşünmüyorum. Çünkü filtresiz santralleri kapatmadınız. İklim kriziyle mücadele edilecekse önce bu termik santralleri, filtresiz çalışan santrallerin kapatılması gerekiyor ki Sayın Cumhurbaşkanı daha önce söylemişti. Evet bunların kapanması gerekiyor demişti. Ama maalesef hala çalışmaya devam ediyor. Temiz Hava Hakkı Platformu'nun yayınladığı 2021 kara raporuna baktığımız zaman Türkiye'de 2 ilde Hakkari ve Bitlis dışında temiz hava maalesef görünmüyor. 45 ilde hava kirliliğine ilişkin sınırda çok üst düzeyde çıkıyor. Tüm bunlar hepsi ortaya gösteriyor ki Sayın Bakanım siz
çevre şehircilik konusunda, çevre şehircilik iklim değişikliği bakanlığında daha çok şehircilikle ilgilisiniz, çevreyle ilgili değilsiniz. Yine sabahki sunumunuzda bölge ülkemizde yaşanan yangınlara ilişkin bilgi verdiniz. Dediniz ki Antalya ve Muğla başta olmak üzere ülkemizin farklı bölümlerinden çıkan yangınlar iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini sadece birkaç dediniz. Keşke bunu İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu da söylesiniz. Sayın Soylu her fırsatta bu yangınların sabotaj olduğunu söylüyor. Siz ama iklim değişikliğinden kaynaklandığını söylüyorsunuz ki doğrusu sizin tespitiniz, doğru söyler sizin söylemeniz. Akdeniz çanağındaki tüm ülkelerde iklim değişikliği nedeniyle yangınlar çıktı zaten. Ama maalesef bunu Sayın Soylu sabotaj olarak topluma söylüyordu. Pek çok konuda Glasgow'da yapılan çalışmalarda son gittiğiniz orada bir görev üstlendiniz, yaptınız. Bir takım imzalar atıldı ama dediğim gibi çok samimi bir çalışma değil bu. Maalesef çevre konusunda siz zayıf bir yönetim gösteriyorsunuz. Sizden tek sorum şu Sayın Bakan, kömürden çıkış tarihini neden açıklamıyorsunuz? Seçim bölgem Kahramanmaraş'taki millet bahçelerine bakıyorum. 12 Şubat'taki bahçe, böyle bir bahçe hayatta yok. Türkoğlu Şeker Obası millet bahçesi açıldı diyorsunuz. Böyle bir şey yok. Millet bahçesi yok. Son sözüm. Kapıçam Tabiat Parkı Millet Bahçesi 100 yıllardır var Sayın Bakan bu Kapıçam Tabiat Parkı. Böyle bahçe yeni yapılmadı. 100 yıllardır var mı? Orman. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, bizim bir Mevlüt abimiz vardı. Allah rahmet etsin. Malatya milletvekilimiz, o şeyde komisyonda uzun süre görev yaptık. Arkadaşlarımız da bilirler. Sayın Bakanım derdi, amin. Sayın Bakanım derdi, benim telefonlarıma çıkmadınız, ben konuşmuyorum sizin bütçenizle derdi. Konuşmazdı. Şimdi siz, ben de konuşmayacağım diyeceğim ama konuşmamız lazım. Şimdi bizim telefonlara çıkmıyorsunuz, muhalefetin telefonlarına, ama bu iktidar sizi bu kadar met ediyor, övüyor. Onların telefonlarına bari çıkın Sayın Bakanım. Biliyorum çok yoğunsunuz, çok geziyorsunuz ama özel konularımız değil, şeyler... Kamuyla ilgili, konularla ilgili bu bir eleştiri değil, staştı sadece. Teşekkür ederim. Ayrıca Çevre Komisyon Başkanımız eleştiride bulunmadı hiç. Öneride de bulunmadı. Demek ki işinizi çok iyi yapıyorsunuz. Onun için de tebrik ederim. İsterseniz yemek arasında bu mevzuyu konuşalım. Devam edelim şimdi. Şimdi bu konularda hassas olduğunuzu biliyorum. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Şimdi bu sene için 2022 için 4 milyar 700 873 milyon liralık bir ödenek talebiniz var. Sayın Bakanım, 2014'ten beri ödeneklerinize bakıyorum. Tüm ödenekleriniz, mesela 2014'te 1.300'lük bir ödenek talebiniz var, başlangıç ödeneği. Yıl sonu harcama 2 milyar olmuş. 2015'te 1.358 var, 2 milyar 126 olmuş. 2016'da 1.6 başlangıç ödeneği var, 2.179 olmuş. 2017'de 1.8 başlangıç ödeneğiniz var, 5 milyar olmuş. 2018'de 1.9 başlangıç ödeneğiniz var, 4.750 olmuş. 2019'da 2.5 başlangıç ödeneği, 7.300 olmuş. 2020'de 2.8'lik başlangıç ödeneği 5.793'e çıkmış. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında 3.300'lük başlangıç ödeneği var. Şu anda 5 milyarı bulmuşsunuz. Şimdi bu sene için de 4.873 talep ediyorsunuz ama bunun da geçen yıllara baktığımızda yetersiz kalacağı açık. Yani bütçeleme yaparken bu rakamları doğru istememiz lazım. Bu rakam sizin için az. 2014'ten beri baktığımızda her sene revize ödenek söz konusu olmuş. Gerçekleşme çok çok üstünde olmuş talebinizin. Bu rakamı revize etmek lazım. Şimdiden gerçekçi bir rakama oturtmak lazım. Bütçe yapıyorsak gerçekçi olması lazım. Sapmaması lazım bu kadar.
Sayın Bakanım, bence bu şeye göre, trende göre, geçmiş yılların trendine göre dikkate alırsak sizin bu seneki 2022 ödeneğinizin en az 8 milyar lira olması gerekir diye düşünüyorum. Sizin ayrıca gelirleriniz de var Sayın Bakanım. Alacaklarınız, mülk takibini nasıl yürütüyorsunuz, alacak ve mülk takibini bilmiyorum. Şimdi yeni düzenlemeyle şey size bağlandı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü size bağlandı. Mali idareler de sizde. Bunlarla ilgili bir aksama var mı bilmiyorum ama Avrupa Birliği'nden 33.742.000 euro kaynak kullanmışsınız 2020'de. Döner sermayeden döner sermaye gelirleriniz 254 milyon liraymış. Bunlar nerede kullanıldı bilmiyorum. Onun için baştan bunlarla ilgili de bilgi verebilirseniz memnun olurum demiştim. Dönüşüm projeleri özel hesabında da 2.8 milyar varmış. 2021'e 5 milyon küsur aktarma yapılmış. Yani onlar da nerede kullanıldı bilmiyoruz. Onlarla ilgili bilgi verebilirseniz memnun oluruz. Sayıştay raporlarınıza geleyim Sayın Bakanım. Onlara çok fazla girmediniz. Şimdi Sayıştay sadece bakanlığınızla bakanlığınız döner sermaye işletmeleri ve dönüşüm projeleri özel hesabıyla ilgili toplam 86 Sayıştay eleştirisi var. Bugüne kadar gördüğümüz bu yıl içerisindeki en yüksek eleştiri sizin bakanlığınızda. 86 eleştiri var. Bunlar çok da önemli eleştiriler Sayın Bakanım. Hangisine değineceğim bilmiyorum ama ecrimisil gelirlerinin eksik muhasebeleştirilmesi diye başlıyor birinci maddeden. Hakikaten önemli, çok önemli eleştiriler var. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında düzenlenen ihalelerde tahmini bedel tespit edilirken yeterli araştırmanın yapılmaması, bu önemli bir konu. Bu muammen bedel tespitleri, tahmini bedel tespitleri maalesef çok kötü yapılıyor hemen hemen bütün bakanlıklarda ama sizde yapılmaması lazım. Bunun daha derli toplu yapılması lazım. Zannediyorum ilgili maddede bu MÜÇEV falan devreye giriyor o vakıf. Birçok konuyla ilgili olarak bu MÜÇEV devrede öyle sıkıntılar var. Evet, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından sözleşme düzenlenerek değerleme şirketine hazırlattırılan 48 rapor dışında aynı şirket tarafından 52 adet gayrimenkul değerleme raporu daha hazırlandı. Bunların da genel müdürlüğün kiralama ihalelerinde temel alındığı, ancak bu raporların genel müdürlük tarafından değil MÜÇEV Turizm Limited şirketi tarafından hazırlatıldığı ve bedelinin MÜÇEV tarafından karşılandığı belirtiliyor. Bunun genel müdürlük tarafından Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından karşılanması gerektiğini söylüyor Sayıştay. Yine yapım işleri sözleşmeleri kapsamında kullanılan araçlarla ilgili var. Bu Ankara'da jandarma binası, bu Yargıtay binası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile ilgili bina, bunların sözleşmelerine mesela jandarma binasına 9 adet binek, sedan, dizel, taşıt tanıma sistemli, aylık şu kadar yakıt destekli, otomatik vitesli, minimum 1500, 1600 cc, maksimum 2 yaşında araç sözleşmeye konmuş. Jandarmada konmuş. 8 adet Yargıtay'a konmuş. Sayın Bakan, bunlar burada da kullanılmıyor. Bunlar binek araçlar, sedan binek araçlar. Hani arazi taşıtı olsa anlayacağım, başka taraflarda kullanacaksanız yine anlayacağız ama Sayıştay tarafından da tespit edildiği gibi bunlar biraz bürokrasinin lüksü için harcanan ama maliyetleri de çok artıran şeyler. Şimdi buradaki rakamlarla mukayese edince bunlar çok fazla değil görünüyor ama önemli olan tasarrufsa, tasarruf genelgesi de çıktı. Bu şekilde delinmemesi lazım. Yani ihtiyaç varsa arazi aracına, binek aracına ihtiyaç varsa bütçeye konulup
T cetveline konulup oradan alınması lazım ki orada da talebimiz var zaten. Diğer konular var. 20 mesela şeyde döner sermayede de 21 B ile yapılmaması gereken işlerin şeyde hiç gereği yokken yapılması ile ilgili önemli eleştiriler var. Yine hasar tespit personeline verilen kıyafetlerin dağıtımıyla ilgili eksiklikler var. Toplu sözleşme gereği koruyucu giyim malzemesi veriliyor personelinize, özellikle çevreyle ilgili riskli denetim yapan personele bu kıyafetlerin verilmesiyle ilgili önemli eleştiriler var. Bunlar yapılmıyor. Bunların yerine gelmesi lazım. Sizin çevre konusunda çevreye hassasiyet tabii ki o denetimi yapanlara da hassasiyet gerektiriyor. Bunların yapılması lazım. Engelli ve hükümlü personel çalıştırılması zorunluluğuna da uyulmuyormuş Sayın Bakanım. Bununla ilgili de yine yaptığınız sözleşmelerde eksiklikler var. Bunlara dikkat edilmiyor, denetlenmiyor bu konular. Son cümlelerini hak edişlerin üzerinde onay tarihinin bulunmaması sonradan denetimler sırasında ödemelerle ilgili önemli sıkıntılar çıkaracak bir eksiklik olarak tespit edilmiş. Ben İller Bankası ile ilgili yapılan protokollerde eksiklikler var. İller Bankası galiba Mogan Gölü ile ilgili dip çamurunu ile ilgili o Ulaştırma Bakanlığı'nın sorunu. Orada Mogan Gölü ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı üzerine düşen görevi yerine getirmemiş. Ancak İller Bankası da yapılan protokollere uymuyor Sayıştay raporuna göre. Tamamlıyorum Sayın Başkanım. O kadar çok konu var ki aslında bu kesin hesapta dile getirmemiz gereken. Ben 2022 bütçesine ilişkin ve faaliyetlerinize ilişkin dikkat ederseniz hiçbir eleştiride bulunmadım. Öneride bulunmadım. Çünkü bu kesin hesaba ve Sayıştay raporlarına değinmemiz gerekiyor. Ancak bu kadar kısa zamanda bu kadar 86 maddelik eleştiriyi dile getirmek ya da kesin hesapla ilgili bulguları ortaya koymak mümkün de değil. Bir de bu bir Ankara milletvekili olarak Saraçoğlu projesi 2022'de bitecek diyorsunuz. Ne kadar ödenek ayırdınız 2022 için ve toplam ödenek nedir? Cevap verebilirseniz memnun olurum. Bir çok özel bir şey vardı. Daha önce ben bunu yapmıştım. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, size de dikkatinizi çekiyorum. Şimdi E-Cetveli 45. maddede merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinden özel kanunları gereği mali idarelere aktarılması gereken ödenekler hakkında düzenleme yapılmış. 5779'la ile özel idarelerine ve belediyelere genel bütçe gelirlerinden ilave pay bütçe kanunuyla verilmez diyor. Burada E cetveli ile bir istisna getiriliyor ve buradan belediyelere ama istenilen belediyelere sadece sizin tespit ettiğiniz belediyelere pay verilmesi imkanı getiriliyor. Yani kanun deliniyor. Genel kamu mantığı deliniyor. Bu çok yanlıştır. Bunun düzeltilmesi lazım değerli başkanım. Hakikaten bu yanlış bir iş. Yine E cetvelinde 52. madde de benzeri şekilde sorunludur. Onun da değişmesi lazım. Sayın Bakan, bütçelerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Üzerinden bir yıldan biraz fazla bir zaman geçti. Orada hayatlarını kaybedenlere tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum ve İzmir'e tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem olduğunda Sayın Bakanım sizler oradaydınız, bizler oradaydık ve gerçekten güzel bir çalışma yapıldı. Tüm kurumlar el birliğiyle yerelinden geleni demeden yaraları sarmak adına çalıştık. Ama Sayın Bakanım süreç içerisinde bazı sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Belki bunu sizlere iletmişlerdir. Çünkü bu iki tane dernek oluştu orada. Onların hem proje alanı içerisinde hem proje alanı dışında kalanlarla ilgili farklı sorunlar ve sıkıntılar var. Mesela bu biliyorsunuz 7 tane proje alanımız var. Artı bir de rezerv alanı, yani toplam 8 tane proje alanımız var. Ama bu 7 tane proje alanında şöyle bir sorun var. Oradaki kat yüksekliğini düşürdük. Dairelerin metrekaresini azalttık. Tamam, doğru, yapılabilir. Ama proje alanının dışında olan bazı binalar var. Atıyorum ağır hasarlı.
bu ağır hasarlı binaya rezerv alanından yer verdiniz. Bu kişilerin arsası da kendilerinde kaldı. Sonuç itibariyle hem oradan yer alma hakları var, rezerv alanından doğrudur, doğru bir uygulamadır. Hem de kendi arsaları kendilerinde. Ama bu yıkılan, ölümlerin yaşandığı yerde sadece insanlar daireleri küçüldü kaldı ve orası var. Yani oradaki proje mağdurlarının bir an önce yukarıdan birer tane daha rezerv alandan daire verilmesini talep ediyoruz. Oradaki insanlar da bunu istiyorlar. Çünkü hem mağdurlar hem metrekareleri de düştü. Yani bir de ekonomik olarak mağdur olmaya başladı bu insanlar. Bir de biliyorsunuz orada ağır hasarlı var, orta hasarlı var, hafif hasarlı var proje alanları içerisinde. Kimini AFAD kanunu 7296'ya göre, kimini 6306'ya göre değerlendirdiniz. Yani orada da aynı proje alanı içerisindeki insanlar, bir takım evleri resen yıkıldı. Yani onlar da bu anlamıyla mağdur edildi. Ağır hasarlı olanlar, evleri yıkılanlar AFAD kanunundan faydalanıyor. Ama diğer taraftakiler maalesef bu haktan faydalanamıyor. Onlar kentsel dönüşüme tabi oldular. Bu da aralarındaki eşitsizliği bozuyor. Ya aslında sorun şuradan kaynaklanıyor Sayın Bakanım, siz de çok iyi biliyorsunuz. Ya bir bina ya oturulabilir ya oturulamaz. Yani hasarlı, az hasarlı, çok hasarlı, orta hasarlı, yani bunlar kafa karıştırıyor. Yani bizim bir an önce mevzuatımızda bunu düzeltmemiz lazım. Yani bir bina oturulabilir ya da oturulamaz diyelim. Oturulamazın hepsini de ilgili kanuna tabi tutalım, AFAD kanuna. Oturulabilir de zaten vatandaş gitsin evinde otursun. Yani burada bu tarz bir mağduriyet var. Bu mağduriyetin giderilmesini ben talep ediyorum. Şimdi bizim Bayraklı ilçemizde oldu bu en büyük yıkım. Belediyenin ciddi sıkıntıları var Sayın Bakanım. Siz orada talimat vermiştiniz. Belediyenin vergi borçlarına, çünkü gelir azaldı bu belediyenin. Vergi borçlarına yönelik olarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ekspertizini yaptığı 33 alanla ilgili bakanlıklar bu yerleri alsınlar, vergi borçlarından mahsuplaşsınlar dendi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'yle bu konu çalışıldı. 33 tane dosya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün filtresine geçerek size geldi. Ama bunların sadece 2 tanesi kabul edildi. Geri kalanlar herhangi bir şekilde mahsuplaşmaya gidilmedi. Yani akıbeti nedir bu dosyaların? Yani oradan o mahsuplaşma yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Onu da ben sizden öğrenmek istiyorum. Tabii ya bu deprem işi Sayın Bakanım, insanların psikolojisini bozdu. Bizim de yapmamız gereken, ki yapıyoruz da, ama sanki bir yerlerde eksik kaldı. Özellikle bu proje alanı içerisindeki insanların ben çok daha büyük bir mağduriyet yaşadığını görüyorum. Evlerinin metrekareleri azaldı. Bir senede imza attılar. Ne ödeyeceklerini bilmiyorlar. Aynı ada içerisinde az hasarlı binada yıkıldı. Onu da resen yıktık. Ama onu 6306'ya 6 aya göre şey yaptık. Kentsel dönüşümle bu krediler, yani kendi aralarında bile iki komşunun kendi aralarında bile sorun yaşamasına neden olmaya başladı. Yani benim evim, binam sağlamdı. Bakanlık geldi resen yıktı. Benim hiçbir günahım yok. Yıkmasalardı evimi, ama ben mağdur oldum diyorlar ekonomik olarak. Bakanlığımızın bu konuda bir finans modeli üzerinde çalışmasını, ama özellikle proje alanı içerisinde kalan, yıkılmış olan kişilere birer konut hakkının daha rezerv alanında tanınmasını talep ediyorum. Teşekkür ediyorum. İnan Bey, teşekkür ediyorum ben de. Şimdi AK Parti grubunda... Sayın Bakanımız bütçesini sunuşa başladığında dolar 9.86 idi. Şu anda dolar 9.97. Demek ki biz bu bütçeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüştüğümüzde bu bütçe için öngörülen rakamların satın alma değerleri daha da düşmüş olacak. Sayın Bakan, yaptığımız ziyaretlerde Rize Merkez Sepetçiler Çarşısı'nda ciddi sayıdaki dükkan esnafının kamulaştırmalar eliyle zor durumda kaldığını gördük. 60 daire yine Rize Merkez'de riskli yapı olarak bir yıl önce yıkılmış olmasına rağmen hiçbir çalışmanın yapılmadığını size bilgi olarak iletiyorum. Yine Bitlis merkezde 740 tane dükkan, tarihi doku içinde, Bitlis'in tarihsel dokusu içinde hangi amaçla, hangi kültürel ya da korunması gereken varlık olarak Bitlis'te bu yıkımlara girişildi? Eğer bir derenin güzergahının iyileştirilmesi ise amaç, neden burada o yapılarda korunarak böyle bir çalışmaya gidilemedi? Elazığ merkezde yükseklik sınırını 5 kat için sınırlandırarak
vatandaşlar için 2+1, 3+1 dairelerde metrekare sıkıntısı yaşarken Elazığ merkezde yine 35 kattan oluşan 3 tane gökdeleni bir siyasi partinin il başkanlığına özel izinle yaptırılması konusunda Çevre Şehircilik Bakanlığı ne düşünüyor açıkçası merak ediyorum. Şimdi şurada bir kitap var. Türkiye Büyük Millet Meclisi çok önemli bir çalışma yaptı. Deprem ve depremin yarattığı hasarların öncelikle önlenmesiyle ilgili bir çalışma. Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu görüştük. Ekim ayında da parlamento açıldığında da bunu yasallaştırdık. Şimdi bu kitabı raflarda mı duracak? Bu kitabın öngördüğü yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçmesi gerekiyor. Niye gerekiyor biliyor musunuz Sayın Bakanım? Bahçeköy'de riskli olduğu için boşaltılan 42 daireli bir apartmanın hukuki süreci, mevzuatı ve oradaki maliklerin cevap haklarıyla ilgili süreç tamamlanması sürerken bina kendiliğinden çöktü. Yani 2 yılı aşkın bir zaman içinde biz bir bina ile ilgili hukuki süreci tamamlayarak iş göremedik. İşte bu kitapçıktaki yazılan bilgiler, komisyonun yaptığı çalışmalar, sizin etrafınızda bulunan değerli bürokratların da komisyona hemen hemen tümü katıldı verdikleri bilgiler dolayısıyla gerek 3194, gerek 4706, gerek 6194 gibi sayılı yasaların tamamı ile ilgili hızlı bir düzenlemeye ihtiyaç var. Yine deprem riskini ortadan kaldırmak için 125 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkardığınız kredilerle ilgili şunu belirtmek istiyorum. İnşaat maliyetlerine bir yıl içinde gelen %46 zam, ortalaması %39 ama bakın orada bile büyük bir haksızlık var. Toplam inşaat maliyetlerindeki %39 artışın temel sebebi işçi ve işçi ücretlerindeki değer artışının %20'lerin altında kalması sebebiyle emtia fiyatları ve diğer malzemelere gelen %46'nın üzerindeki zam 39 olarak gerçekleşti. Yani 2019-2020 yılında 125 bin 150 bin TL ile yapılan kredilerle yapılan dönüşümler bugün metrekare maliyetleri özellikle İstanbul'da 4000 ile 6000 TL'ye çıkmıştır. O nedenle artık 200 binli rakamların hiçbir şey ifade etmediğini belirtmek istiyorum. Yine burada değerli milletvekilleri belirtti. Bu kamunun kaynaklarından yararlanma konusunda muhalefet belediyelerine karşı yapılan ayrımcılık, burada hem araç gereç desteği hem büyükşehir belediyelerinin özellikle istemiş olduğu kredilerle ilgili onay süreçlerinin uzatılmasının çok ciddi sıkıntılar yarattığını belirtmek istiyorum. Yine Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul'daki Prens Adaları müsilaj gerekçesiyle imar plan yetkileri Çevre Şehircilik Bakanlığı'na geçti. Ya değerli arkadaşlar, Marmara Denizi'nin çevresinde 30 milyon insan yaşıyor. Adalarda 16 bin kişi yaşıyor. Yani 16 bin insanın ürettiği kirlilik, atık nasıl olur da bunu gerekçe göstererek siz adaların plan yapma yetkisini üzerinize alıyorsunuz. Zaten Prens Adaları ile ilgili ilçe ve büyükşehir belediyesinin planları sit alanı olması dolayısıyla bakanlığın yetkisinde. Ben ısrarla ve inatla değişik defalar söyledim. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın üzerindeki yükü azaltmak konusunda imar çalışmaları yavaşlamış ve personel fazlası olan yerel belediyelerden katkı almak, sorumluluklarının bir kısmını oraya devretmek gerekirken açıkçası siz daha da yetkilerinizde alıyorsunuz. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda sit alanındaki bir parselin onaylanmak için ayda bir toplanan kurullarla ilgili 3 ay, 6 ay, 1 yıl beklediğini Sayın Bakan size yanınızdaki kadrolar iletmiyorlar mı? Yine inşaat maliyetleri önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüm ve deprem riski taşıyan alanlarda çok ciddi biçimiyle önümüzde bir handikap yaratacaktır. Bu konuyla ilgili de bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Nedir o? Özellikle iç piyasada tüketilecek olan kimi temel ürünlerin ihracıyla ilgili belli kotaların konması gerekir. Yine bu dönem içinde bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Merkez Bankası'nın yeni binası için 6 milyar TL'lik bir kaynak aktarıyor. Çevre Şehircilik Bakanımız biraz önceki sunumunda da bir küsür milyarlık bütçesini sermaye artışlarıyla birlikte 6 milyar liraya getirdiğini söylüyor. Yani bir tarafta 83 milyon, bir tarafta 10 milyondan fazla riski yapı var. Bunlar için bakanlığın ayırmış olduğu ödenekler ve bütçe toplamı 6 milyar. Sadece Merkez Bankası'nın yeni binası için ayrılmış olan rakam 6 milyar. Yani el insaf diyorum. Niye diyorum? Çünkü Fikirtepe gibi, Güngören gibi,
Gazi Osman Paşa gibi kimi çöküntü alanlarının yanına şimdi vatandaşların kendi binalarını riskli olduğu için yıkarak bir taşeron firmayla, bir mimarlık mühendislik firmasıyla yaptığı anlaşmalarla, bedel karşılığı yaptığı anlaşmalar sonrasında yaşanan çok ciddi bir durgunluk ve sıkıntı vardır. Özellikle İstanbul'un içlerinde afriyat alınmış alanlar birer gölet haline dönüşmüştür. İstanbul'un içinde şu anda yüzlerce gölet arazi vardır ve bunların sıkıntısı da devam etmektedir. Son olarak Sayın Bakanım şunu belirtmek istiyorum. Bu Kanal İstanbul çevresinde 500 bin ile 1 milyonluk bir kent yapılacağı söylendi. Biz değer artış vergisi diye bir plan notu geçirdik. Burada yasanın içine koyduk. Şimdi soruyorum size. Burada 3 liraya 5 liraya tarla almış olanlar, şimdi metrekaresi 3000 5000 liraya çıkmış olan bu arazilerdeki yapacakları imarlar, buralar çünkü bir rezerv konut alanı olduğu için değerli konut vergisinden muaf tutulacaklar. Bu konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Eğer siz yapmayacaksanız bilin ki bundan sonraki bir yönetim değişikliğinde bu değer artış vergileri bu parsellerden mutlaka tahsil edilecektir. 13, teşekkür ediyorum. Gürsel Bey ayrılmak zorunda o yüzden bir öncelik veren öğretimine. Gürsel Bey, daha sonra İYİ Parti'den Sayın Bedri Yaşar Bey'e söz verecek. Ardından yine CHP'den Sayın Adem Öztürk'e verecek. Gürsel Bey buyurun, siz vakti çok önemli kullanırsınız. Buyurun. Evet. Mikrofonu bir saniye açın. Evet buyurun. Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilleri, Bakanlığımızın değerli bürokratları, hepinizin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2020 bütçesinin ülkemize de bakanlığa da hayırlı olmasını diliyorum. Ben İzmir'de olduğu gibi, yaşandığı gibi 24 Ocak 2020 yılında Elazığ'da da bir deprem yaşadık. Bu deprem süreciyle ilgili doğru işler yapıldı mı? Doğru işler de yapıldı ama eksik işler de yapıldı. Tabii oraya devlet kamu bütçesinden inanılmaz bütçe ayırdı, inanılmaz para gönderdi, yatırımlar hızlı bir şekilde devam etti ama bu süreçte aksayan eksiklikler de var. Ben yapılan işlerle ilgili bakanlık bürokrasisine teşekkür ederim ama eksik işlerle ilgili, vatandaşın mağduriyetleriyle ilgili, vatandaşın mülkiyet haklarıyla ilgili, yapılan işlemlerdeki eksiklikler ve hatalarla ilgili de hem Sayın Bakanımızı hem de bakanlık bürokratlarını bilgilendirerek bu sorunların çözümüyle ilgili kendilerinden yardım talep ediyorum. Birincisi Sayın Bakanım, şu anda Elazığ'da en büyük sorunlardan birisi köylerde yapılan evlerin maliyetlerinin çok yüksek olması. Nedeni ne? Özellikle son dönemlerde demire ve çeliğe gelen zamlardan dolayı çelik fiyatları çok arttı. Çelik fiyatlarının artmasından dolayı da köy evlerindeki maliyetler inanılmaz yükseldi. Ayrıca köy evlerinin mimarisiyle ilgili, metrekaresiyle ilgili bir memnuniyetsizlik var köylerde. Çünkü gerçekten evler güzel mi? Güzel. Ama bir bağ evi olarak, hafta sonu bir yazlık evi olarak gerçekten güzel evler ve güzel projelenmiş. Ama sürekli bir yaşamın devamlılığı ile ilgili köydeki ihtiyaçların giderilmesi gibi yeterli mi değil. Mesela Malatya'da betonarme köy evleri yapıldı. 2 katlı yapıldı. Son derece güzel. Bizim talebimiz Malatya'da 2 katlı betonarme köy evlerinin Elazığ'da da yapılması. Yani çelik uygulamadan vazgeçilerek 2 katlı betonarme evlerin, köy evlerinin Elazığ'da yapımı ile ilgili bir iradeye ihtiyaç var. Birincisi önereceğimiz konulardan birisi bu. İkincisi, Etten Arslan milletvekilimiz de iletti. Gerçekten kentsel dönüşümle ilgili inanılmaz bir haksızlık var Sayın Bakanım. Elazığ'da bunu biz de yaşıyoruz. Niye haksızlık var? Şimdi bir taraftan depremden kaynaklı ağır hasarlı binaların yıkımından sonra devlet 2 yıl ödemesiz toplam 20 yıllık faizsiz bir kredi verdi. Doğru, bu vatandaşlarımız için cazip bir kredi. Ama kentsel dönüşümden yararlanan yine depremden sonra bakanlığınızın genelgeleriyle, Cumhurbaşkanı kararıyla riskli alan ilan edilen bölgelerdeki kentsel dönüşüm alanlarında aynı kredi kullandırılmıyor. Yani o bölgelerde yaşayan vatandaş aylık 2000-3000 lira emekli maaşı alırken bankadan kullanacağı kredinin geri dönüşümü 3000-3500 lira. Bizim sizden talebimiz kentsel dönüşüm uygulanacak alanlarda ve kentsel dönüşümden yararlanacak vatandaşlara da nasıl depremden kaynaklı kredi kullandırıyorsanız 20 yıl faizsiz, aynı kredinin kentsel dönüşüm için uygulanması ile ilgili deprem bölgelerinde talebimiz var. Bir efendim bir önemli sorunla ileride karşı karşıya kalabiliriz. Bu konuda da bakanlık bürokrasinizle buradayken o konuda da uyarıda bulunmak isterim. Şimdi deprem 2020 yılında oldu. Kuralar çekildi. Yaklaşık Elazığ'da 15 bine yakın
hak sahibi evlerine yerleşti. Evlerde ufak tefek sorunlar var mı? Var. Ulaşım sorunları, barınma sorunları gibi sorunlar da var. Ama ben onu kastetmek istemiyorum ve anlatmak istemiyorum. Şimdi vatandaş evinin, oturduğu evinin fiyatının, maliyetinin ne olduğunu ve ne ödeyeceğini bilmiyoruz. Henüz bir fiyat belirlenmedi. 2020 depreminden sonraki maliyetler üzerinden mi ödeyecek? Veya bugün yeni yapılan maliyetler üzerinden mi ödeyecek? Veya geçmişte 2020'de hemen yapılan evlerin maliyetleriyle bugün hala temelleri yeni atılan evlerin maliyetleri vatandaşa aynı şekilde mi yansıtılacak? Yani burada bir maliyet sorunu da var. Ve burada eğer yapıldığı tarih itibariyle bir maliyet hesabı yaparak vatandaşa bunu yansıtırsanız vatandaşa inanılmaz bir haksızlık yapılmış olacak. Deprem konutlarının zamanlaması, planlaması ve temel atma töreni hiç düşünülmeden 24 Ocak 2020 tarihindeki konut fiyatlarının maliyeti neyse bütün hak sahiplerine o tarih itibariyle fiyatlandırılarak bir haksızlığın önüne geçilmesi gerekir. Sayın Bakanım, ayrıca iskanla ilgili de sorunlar var. Bunların da bir an önce iskanların verilmesiyle ilgili vatandaşın talepleri var. Bunların bir an önce çözülmesi lazım. Ve her şeyden daha önemlisi bir konu daha var. Sayın Bakanım, sizi bu konuda bilgilendirmek isterim. Son cümlelerim. 2+1, 3+1 konutlar yapıldı. Şimdi 2+1, 3+1 konutlarla ilgili bakanlığınızın en profesyonel ve bu konuda uzman kadrosu Emlak Konut'ta TOKİ'nin vatandaştan talep alınarak, yani sen 2+1 kuraya mı girmek istiyorsun, 3+1 kuraya mı girmek istiyorsun? 2+1 kuranın fiyatı bu, 3+1 konutun fiyatı bu diye talep alınarak kura çekilirse ve vatandaş hangi konutun kredisine gireceğini kendisi karar verirse bir mağduriyeti engelleriz. Çünkü Sayın Başkan, bir dakika lütfen, bu çok önemli. Çünkü efendim şundan dolayı hepinizden özür dilerim. Başka vesileyle de bir evde 5 nüfus var, 2+1 çıkıyor. 2 nüfus var, 3+1 çıkıyor. Bir bu mağduriyetin giderilmesiyle ilgili de Sayın Bakanım, bu mağduriyetin giderilmesiyle ilgili not alırsanız, bu mağduriyetleri çözlerseniz sevinirim. Size Elazığ ile ilgili özel bir dosya vereceğim. Sizin de hassasiyet gösterdiğiniz bir konuyla ilgiliydi. Bu dosyanın da teftiş kurulunuza ve müfettişlerinize verilerek incelemesini özel rica edeceğim. Saygılar sunuyorum. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. 30 söyleyeyim Sayın Başkanım. Değerli Plan Bütçe temsilcileri, değerli bakanım, bürokratlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve değerli basın. Hepinize saygılar, selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, daha önce devletin arsa ve araziler Milli Emlak Genel Müdürü tarafından yönetilmekteydi. Milli Emlak biliyorsunuz Maliye Bakanlığı'na bağlıydı. Sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlandı. Tabi o dönemde kanunda o bölgede satılan yerlerin, yani arsaların, arazilerin Milli Emlak tarafında satıldığında ilçe belediyelere %37, büyükşehir varsa %9 pay veriyorlardı. Ama maalesef son dönemlerde, demeyeyim de son 2 yılda beri Milli Emlak Genel Müdürü devlet işi bırakıldı ve hazine arazilerini TOKİ'ye, özelleştirme idaresine devredilerek satış yapıldı. Sayın Bakanım, ben Aydın Didim ilçesinde yaşıyorum. Yaklaşık 2 yılda beri yaklaşık 1 milyar TL'lik arazi satıldı. Ve burada inşaat alanları yapıldı, otel alanları yapılıyor. Ve belediye %30 olan bir payı da ödememek için özelleştirme idaresi ve TOKİ'nin bir şirketin aracıyla satış yaptınız. Şimdi ben size soruyorum. Bir tarafta Çevre Şehircilik Bakanlığı, bir tarafta Turizm Bakanlığı. Turizm Bakanlığı şunu diyor: biz turizme nitelikli turist getirmek istiyoruz ve turizmi gelir arttırmak istiyorsunuz. Şimdi bir küçücük ilçe, hazineler arazileri TOKİ üzerinde ve özelleştirme idaresinin üzerinde satıyorsunuz. Ve 370 milyon lira pay hakkı olan bir belediyeye pay vermiyorsunuz. Dolaylı bir kanunla o belediyeyi cezalandırıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki o belediye altyapı yapsın, yollarını yapsın, çevre düzenlemesini yapsın ve gelen nitelikli turistlere hizmet etsin diyorsunuz. Şimdi bu çarpık bir kentleşmeye doğru gidiyoruz Sayın Bakanım. Bunu bilmenizi istiyorum. İki, demek yine Tapu Kadrosu'nun bütçesini belirttiniz. 2020'de Sayın Bakanım, 2020'de 18.7 milyar gelir elde etmişsiniz tapu alışverişlerinde. 2020'de Ekim'e kadar 17 milyar. Şimdi Sayın Bakanım, yine turizm alanında yurt dışına gelen vatandaşlarımızın maksimum süresi 15 gün. 15 gün içinde gelip tapusunu alan hiçbir vatandaş yok. Şimdi siz Diyanet İşleri'ne 7.800
kaldıracakken geçen sene sadece tapu kadrosu, yani tapu müdürlüğüne sadece 12 tane personel almışız Sayın Bakanım. 18 milyar ciro yapan bir işletmenin şu an personel sıkıntısı çektiğini siz de biz de biliyoruz ve genel müdür de burada, kendisi de biliyor. Özellikle yazlık bölgelerde maalesef gelen vatandaşlarımız, yani Almanya'da yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarımız yer alırken de yer almadan geri gidiyor ve işleri bozuyor. O müteahhit sorununda kalıyor. Bu konuyla ilgili acilen bir kadro, özellikle sahil bölgede kadroları verin. Sayın Bakanım, yine demin Didim'de bahsederken işte burada kitapçık basmışsınız, millet bahçelerinde bahsediyorsunuz. Saygı duyuyorum. Proje doğru olabilir ama ben size bir konu daha söyleyeyim. Bilmem, yani TOKİ tarafından, daha doğrusu hazine arası olan bir yere. Didimler, şuraya bakalım. Didimler 20 yıl önce bizler burası bataklıktı. Harfiyetle doldurduk. Burayı 12 dönüm yeri şu çamları diktik. Tam 20 yıl önce. Ne hikmetse bir ay önce bu çamlı olan yeri siz sattınız Sayın Bakanım. Sattınız. Yani sizler 20 yıllık bu çam ağaçları, üstelik de bizim bölgede küner diyorlar. Yani çam fıstığı ağaçları bunlar. Ve siz burayı kesip buraya inşaat yapacaksınız Sayın Bakanım. Yani koskoca Didim'de 1 milyar yer sattınız, yetmiyormuş gibi geldiniz ormanı sattınız. Şimdi bir tarafta ormanları korun derken devlet, Çevre Şehircilik Bakanı kendi eliyle orman yeri satıyor. Bu ağaçları kesiyor. Buraya da inşaat izni veriyorsunuz. Üzülerek söylüyorum. Bir an önce Sayın Bakanım, burayı ada parselini 189'a bir parsel edin. Bu konuda Aydın'da defalarca, geçen hafta Aydın'daki durum bu. Bütün yerler durumdaydı. Bununla ilgili bir müfettiş diyor. Bütçeniz hayırlı olsun. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın çatışma kümelerinin çok olduğu bir isim, isimle sakat başlıyor, torba bir isim gibi geliyor. Çevre ve şehircilik birbiriyle paralel olmayan noktalar, aslında çatışacak noktalar, uzlaşı alanlarının zayıf olduğu, çatışma alanlarının güçlü olduğu yerler. O yüzden Türkiye'de çevrenin ayrı bir bakanlıkla, özel bir şekilde çatışma alanları yoğun olan bir bakanlıkla temsil edilmesi, iklimin de aynı şekilde aynı bakanlıkta temsil edilmesi gerektiğine inanıyorum. Şimdi Çevre Bakanlığı bir imara alan açacak, şehircilik ona itiraz edecek. Çatışacaklar. Aynı bakanlık içinde olduğu zaman burada sıkıntılar doğabilir. Uzun bir gecikmeden sonra Paris İklim Anlaşması'na imzalandı. Gecikmeyi eleştirmekle beraber anlaşmanın imzalanmış olması ülkemiz adına sevindirici. COP26'da milletvekili arkadaşlarımla birlikte ülkemizin temsil edildiğini görmekten mutluluk duyduk. Fakat bu anlaşmanın koşullarının bir an evvel, şartlarının bir an evvel yerine getirilmesi gerekiyor. Çünkü gezegenimizi ve iklimimizi korumak zorundayız. Şimdilik gidecek başka bir gezegenimiz olmadığına göre hızlıca bu gezegeni yaşatacak önlemleri almak durumundayız. Sel afet bölgelerine altyapı hizmetlerinin hızlıca yapıldığını, yenileştirildiği söylendi. Fakat afeti, selleri tabii öngörülebilir şeyler bunlar. İklim krizinin bu kadar yoğun olacağını biliyorduk, bekleniyordu, araştırılabilirdi. Öncelikle dere yataklarında, akarsu yataklarında bulunan alanların boşaltılması neye patlarsa patlasın, neye mal olursa olsun bir canın karşılığı olmayacağını düşünüyorum. Ve bu alanların hızlıca tahliye edilmesi gerekiyor. Tarihe vefa ve saygı çok güzel, çok önemli. Tarihini bu kadar çok parlatamayan, bunu turizm anlamında bir zenginlik alanı haline getiremeyen bizim gibi bir millet yoktur herhalde. Yapılan çalışmalar yeterli değil. İyi fakat yeterli değil. Bunun için aslında İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu bir tarihi mekanlarla ilgili iyileştirme çalışmaları var. Yakından ilgiyle ve büyük bir gayretle takip etmeye çalışıyorum. İlham kaynağı olabilir diye düşünüyorum. Marmara'da müsilaj problemi, eğer çevre konuları, değerli vekiller, biz çevre komisyonunda da konuşuyoruz. Politika ötesi, siyaset ötesi bir iş.
Zamanında muhalefet milletvekillerine kulak verilmiş olsaydı 5 sene önce arkadaşlarımız müsilaj araştırma komisyonu ve bununla ilgili kanun teklifleri vermişti. Gözümüzün önünde bir deniz yok olmazdı, bir hayat habitat yok olmazdı. Bununla ilgili daha fazla birbirimizi dinlemeye ihtiyacımız var. Benim seçim bölgemle ilgili mesela millet bahçelerinden bahsediyoruz. Evet, yeşil alanların arttırılması Türkiye'de çok önemli. Bu çerçevede adına millet bahçesi dediğiniz şeyler yapıyorsunuz. Bergama'da şehir stadını yıkarak bir millet bahçesi yapıyorsunuz. Fakat orada 86 tane esnafımızın dükkanları var ve onlar tahliye ediliyor ve hiçbir önlem almadan tahliye ediliyor. Bu insanlar zaten pandemi koşullarından yorgun ve yoksul çıktılar, borçlu çıktılar. Ta buraya kadar, yanımıza kadar geldiler seslerini duyurabilmek için. Mutlaka buna Sayın Bakan el atmak zorundasınız. Bu insanlar mağdur edilmemeli. Bugünlerde artan fiyatları da göz önüne alırsak bu insanları yaşatmamış, öldürmüş oluruz. Küçük Menderes Havzası var benim seçim bölgemde. Burada özellikle yeraltı sularında ciddi bir çekilme var. Gittikçe çoraklaşıyor. Burayla ilgili önlem almak zorundayız. Burada oradaki su olayına, su havzalarına zarar verecek her türlü etkinlikten uzak durmak zorundayız. Değerli Bakanım, buralarda çok ciddi Kızılçam ormanlarının ortasına, dağlarda, Kartal Dağı'nda bir mermer ocağı yapılmak isteniyor. Bu hem o çam ağaçlarını hem de o bölgede yaşayan insanların hayatını olumsuz yönde etkiliyor. İnsanların hayatı, su kaynaklarımız ve ormanlarımız mermerlerden çok daha fazla değerli ve bunlara aynı şekilde Kiraz'da da böyle bir çalışma var. Müdahale etmek zorundayız. Yine Bayraklı deprem konutları yapılıyor. Bizim belediyelerimiz de bunlarla ilgili birçok çalışma yapıyor. Arkadaşım da birazdan anlatacak size. Fakat mimari dokuyu korumak ve güneş enerjisi yatırımlarından bahsedilirken oradaki yapılarda anlamakta zorluk çektiğim kubbeli yapılar oradaki mimari dokuyla uyumsuz. Ve orada güneş enerjisi altyapıları yapılmamış. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de son cümlem, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu acil iklim krizi ve felaketlerden kaynaklı bir kredi talebi var. Bakanlıkla beraber hızlıca olumlu hale getirirsek mutlu oluruz. Teşekkür ederim. En temel sebeplerinden bir tanesi, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Niye? Çünkü işiniz gücünüz yağma. Değerli arkadaşlarım, Kanal İstanbul'la bitireyim. Şimdi Kanal İstanbul'u yapıyorsunuz. Çok büyük ihtiyaç, mega proje falan diye şeyler yapıyorsunuz. Dün de tartışıldı. İşte bizi şeye şikayet etti diye. Yabancı ülkelerin büyükelçisine mektup yazdı falan, ispiyon etti falan diye. Öyle bir şey yok değerli arkadaşlarım. Bakın, Kanal İstanbul'da yapmayı düşündüğünüzü zaten köyde, yani kamu özel işbirliği projelerinde kullanıyorsunuz. Bugüne kadar 70 milyar dolar civarında yatırım aldınız. Bunlara 156 milyar dolar geleceğimizi ödeyeceksiniz. İstanbul'un maliyeti, Kanal İstanbul'un maliyeti pek belli değil. Çevre ÇEDMET raporu da çok uydurma olduğunu ayrıca konuşuruz. Ne kadar olacak belli değil. Ama tahmin 20 milyarla 60 milyar dolar arasında maliyet yapılıyor. Bitiriyorum. 100 milyar lira gelecek kuşakları borçlandırdınız. Sayın Bakan, bu borçlara uluslararası literatürde tiksindirici borçlar deniliyor. Tiksindirici. Çünkü burada kamu yararı yoktur. Burada bitiriyorum efendim son cümlelerim. Burada kamu yararı yoktur. Burada yapılanlar edilenlerin ne olduğunu kredi verenler de biliyor. Sayın Genel Başkanımız bu kredi verenlere diyor ki bu tiksindirici borçları, bu gayrimeşru borçları ödemeyeceğiz diyor. Burada milletin menfaati var. Nerede var ülkeyi, milleti yabancılara şikayet etmek? Ayıptır ya yaptığınız. Teşekkür ederim. Başlatalım. 2 dakikada ekstra veriyorum. Teşekkür ederim. 2 dakika teşekkür ederim. Sağ olun. 7 dakikada süreniz, buyurun. Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakan, Bakanlığın değerli bürokratları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan'ın sunumlarını dikkatle dinledik. Geçen senenin bütçe konuşmasından 2 temel farklılık var bütçe konuşmasında ve bütçe kitapçığında. Bütçe artmış öncelikle. Bir de iklime geçen sene ayırdığından çok daha fazla Sayın Bakan konuşmasına yer ayırdı. Ama tüm bunlar bakanlığın bütçesiyle ilgili değişiklikler, iklim politikalarına daha çok yer ayırması konuşmasında Türkiye'nin iklim politikaları noktasında
İşte Glasgow'da en son iklim değişikliği performans endeksinde 62 ülke arasında 42. sırada olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bütçe artmış ama zaten geçen dönem bütçe geçen sene 1/27 idi. Merkezi bütçenin, genel bütçenin 1/27'siydi. Şu an genel bütçenin 1/35'ine yükselmiş. Dünyada tüm finansman iklim finansmanına döndüğü noktada. İşte Türkiye en son bu iklim finansmanı ile ilgili 3.2 milyarlık bir kaynağa ulaştığını açıkladığı noktada ve azaltım uyum politikaları için ciddi finansmana ihtiyacının olduğu herkes tarafından söylenirken Türkiye'nin gen merkezi bütçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sadece 1/35 bütçe almış olması gerçekten iklim politikaları açısından son derece önemli diyeyim. Yani bizi tatmin etmeyen bir noktada bu bütçeyle, bu bütçenin de yine %50'sinden fazlası şehirciliğe ayrılmış. Yani iklim kriziyle mücadeleye ayrılmamış. Şimdi COP26'dan bahsettiniz. 1-12 Kasım'da COP26 yarın bitecek. COP26 devam ediyor. Glasgow'da liderler zirvesine 123 tane lider katılacağını söyledi. 122 tanesi katıldı. Bir tane katılmayan lider var. O da Sayın Cumhurbaşkanı. Katılmama gerekçesi güvenlik. 200 devlet bakan ya da devlet başkanı düzeyinde katıldı Sayın Bakan. Bizim adımıza ne siz katıldınız ne iklim baş müzakerecimiz Mehmet Emin Birpınar katıldı, bir büyükelçimiz katıldı. Çünkü bir kişi katılabiliyor. Dolayısıyla o noktada da Türkiye'nin temsil noktasında COP26'da liderler zirvesinde eksik kaldığımızı ifade etmek istiyorum. Şimdi iklim felaketi, iklim krizi diyoruz biz ısrarla. Siz iklim değişikliği diyorsunuz. Bakanlığın isminde iklim değişikliğini eklediniz. Ama yaşadığımız şey bir değişim değil. Değişim pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Dünyanın yaşadığı, yaşayacağı bir iklim felaketi, iklim acil durumu, iklim krizi, iklim yıkımı çok önemli. Dolayısıyla bu paradigmayı değiştirmek gerekiyor. Yani sizin bakanlık olarak da bu paradigmayı değiştirmeniz gerekiyor. Tüm politika ajandasının en üstüne iklim politikalarının yerleşmesi lazım Türkiye'de. Çünkü iklim krizinden en çok etkilenecek olan ülkelerden birisi biziz Akdeniz Havzası'nda olduğumuz için. Dünyada ortalama sıcaklık 1,5 santigrat artabilir ama bizde daha fazla artacak. Kuraklık önümüzdeki dönem. Ormanlarımız sıcak hava dalgalarından çıraya dönüşecek. Kar yağışı azalacak. Ani yağışlar seller getirecek. Yani dünyada %100 ise bizde %150, %170 sellerle ilgili artış olacak. Ve bütün bunlardan daha önemli bir konu var. O da değerli arkadaşlar, eğer iklim krizi bu şekilde havalar ısınmaya devam edersek ısınacak. IPCC'nin raporları bunu gösteriyor. Bu ısınmadan iklim mültecileri denilen yeni bir kavram ortaya çıkacak. Yani biz bugün Suriye'den gelen göç edenleri konuşuyoruz. Afganistan'dan gelenleri, göç edenleri konuşuyoruz. Savaştan kaçan insanları konuşuyoruz. Yarın önümüzdeki yıllarda Sahra ülkelerinden, Sahra altı ülkelerinden ürün azlığı, tarım ürünlerinin yetişmemesi, suların yükselmesi, kuraklık sebebiyle insanlar kuzeye doğru göç etmek isteyecekler. Türkiye sayısı 100 milyonları bulan bir göç kriziyle karşı karşıya kalabilir. Tüm bunları düşündüğünüzde Türkiye için ulusal güvenlik problemi olan bir iklim krizinden bahsediyoruz. Ama Türkiye bütçesinin 1/35'i ve bunun da yarısından azı iklime ayrılmış bakanlığınızda Sayın Bakan. Paris İklim Anlaşması'nı onayladık dediniz. Onaylamama gerekçeniz olarak da defalarca dediniz ki Paris'i onaylamadık. Bir, ek bir listesinden çıkmadığımız için. İki, iklim finansmanına, Yeşil İklim Fonu'na ulaşamadığımız için. Şu an ek bir listesinden çıktık mı Sayın Bakan? Çıkmadık. Yeşil İklim Fonu'na ulaşabiliyor muyuz? Ulaşmıyoruz. Zaten geçmiş 5 yılda bu teknik olarak mümkün değildi. Niye? Bizim ek bir listesinden çıkmamız için Taraflar Konferansı, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nda tüm taraf ülkelerin onayına, ikinci oylamada 4/3'ün onayına ihtiyaç vardı. Küresel İklim Değişikliği Komisyonu'nda geldi, Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı dedi ki sadece 20 ülke bizim tezimizi destekliyor. Yani Türkiye'nin çok kıymetli 5 yılını teknik olarak imkansız bir iş için harcadınız. Yeşil İklim Fonu'nda birikmesi gereken 100 milyar dolar diğer konu. O fonda da 10 milyar dolar birikebildi ve ek dışı ülkeler var sayısı 150'nin üzerinde. Türkiye'ye o 10 milyar dolardan düşmesi muhtemel çok küçük pay için Türkiye'nin çok değerli 5 yılını iklim politikaları noktasında harcadınız. Ve Türkiye bu konuda teknoloji önderi bir ülke olabilecekken şu an teknolojiyi takip eden ülke olacak. Glasgow'da
Gittiniz mi, konuşma yaptınız, pavilyonları gezdiniz mi bilmiyorum. Japonya'da, Japon pavilyonunda karbon yakalayan ve karbon depolayan teknolojiler ya da yenilenebilir enerjide hem rüzgar enerjisinden hem dalga enerjisinden yararlanan türbinler, insanlar bununla ilgili teknoloji üretiyorlar. Bir başka konu söylediniz, 2053'te sıfır emisyon hesabımız var dediniz. O da gerçekçi değil. Çünkü Türkiye'nin 2019 yılı emisyon miktarı 506 milyon ton. Enerji kaynaklı emisyon miktarı 364 milyon ton. Bizim tüm yutak alanlarımız, ormanlarımız, sulak alanlarımızın tamamı 100 milyon ton. Siz bu 364 milyon tonun 100 milyonunu yutak alanlardan karşıladınız. Kömürden çıkmadan, yeni termik santral planlayarak, kömürü artırarak Türkiye'yi teknik olarak toplama çıkarma bilen her çocuk bunun hesabını yapar. 2053'te sıfır emisyona getirme ihtimaliniz yok. Bir de sizin bakanlığınızın yaptığı çalışmalar yetmiyor. Yetmiyor. Tarım Orman Bakanlığı'nın ve Enerji Bakanlığı'nın iklim krizi umrunda değil. Ne komisyona geldi bakan, ormanlarla ilgili de ciddi sıkıntımız var. Ormansızlaşmayla ilgili sözleşmeyi, mutabakat metnini imzaladık Glasgow'da. Ama ormansızlaşmaya devam ediyor. Türkiye ormanlardaki servet artışından fazlasını kesiyor. Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Süreniz doğmuştur. Şimdi önce bir HDP grubuna gideceğim. Sayın Ali Kenanoğlu'na söz vereceğim. Sonra MHP. Türkiye'de yaptığınız sunumda millet bahçelerinin maliyetinin 16 milyar rakam, bakanlık bütçesinin neredeyse 5 kat fazlasıydı. Aynı zamanda millet bahçelerine uzunca yer ayırdığına şahit açtınız. Yok, bakımsızlık her yer düzenlemeleri yaptılar. Ama bakın, bahçe dediğiniz fotoğraflarda yeşil alanlığınızı doğrudan ilgilendiren diğer bilgiler, herkes kime dokunsanız dokunan sağlam konut bulamamaktan şikayet, deprem yaşadık. Ne yazık ki konut dönüştürülmeyi beklerken fazla millet bahçelerini konuşmak istiyorum. Bütçeler belli olduğunda veya söylediniz mi? Yani her günde dönüşmeyi bekleyen bu kadar karca liranın harcamayı itiraz etmediniz. Bakanlığın oğlu olacak yapalım, tam olsun. Ülke tarihinin en büyük konut sorunuyla konumunu yapmanızı ben kabul etmiyorum. Gençlerin yarısı işsiz, Şarkışla da yok, altyapı yok, Şarkımaz, Seyfebeli sanayisi yok ama her iki yer içinde önümüze getiriyorsunuz. İşte bu mu millet bahçesi mantığı? Şimdi Cumhurbaşkanı milletin kafada, Seyfebeli'de de iş isteyenlerin kafada. İnşaat malzemeleri, ama bakanlığın bu fiyat dengesizliğiyle cevap alamıyoruz. Bina inşaat 48 artış kaydetmiş, geçmiş, inşaatlar yarım kalmış. İnşaat sektörünün içinde olan birerle bırakın bina yapmayı, kişisel dönüşüm yapılabilir, ne de Barın Bakan'a 15 Eylül tarihinde bir soru imtina etmiştir. Buradan bir kez daha ile yaşanan durgunluğa ihalesini yaptığınız işler yapmayı düşünüyor musunuz? Vatandaşlar mağdur var mıdır? İşte çıkarttığınız bütün şehir yasa 5 sene sonra kaybettiniz. Şimdi yetkilerini elinden almaya çalışıyorsunuz. Tamamlıyorum başkanım. İktidar aldığınız bütün yetkilerle devredip inşaat mühendisi meslektaşlarım, hepsi kendi mesleklerini yapmak, bak en temel görevimiz, gençler talep ediyoruz, teşekkür ediyorum. Gel oğlum. Yok, şarkı bas.